Merhaba arkadaşlar, tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. Arenaları kasmaya devam ediyorum. Bir 7,5 saat kaldı arkadaşlar. Hem 3 yıldız hem de 4 yıldızlı Kaptan Marvel için. Tabi arkadaşlar ilk hedefim yani şuradaki toplam temel kahraman derecemi yükseltmek. Zaten kasma sebebim de bunları bu aslında. Kabam zaten 2 yıldızlısını bize vermişti bu ürünün. Ben de hem 3'ün hem de 4 yıldızını da koleksiyonuma katmak istiyorum. 4 yıldızlarda 198 seri ulaşmışım bile. 11.69M yapmışım. Yani tahminimce 11-12 belki 13 o civarda gelir diye düşünüyorum. Ama tabi akşama kadar ne kadar kasabilirsem kasmaya devam edeceğim buraya. Kaptan Marvel saldırı babında arkadaşlar. Güzel bir hero. Aynı zamanda yine saldırırken bu kendi üzerine ölümsüzlük açması 12 saniye gibi çok uzun bir süre arkadaşlar. Yani hasar yememesi Kaptan Marvel'ın ömrünü de uzatıyor. Yani oyundaki kullanılırlığını, işlevselliğini daha iyi hale getiriyor arkadaşlar. Tabi asıl muhabbet Nick Fury'de gibi gözüküyor. Nick Fury defansa yönelik daha kaliteli bir hero arkadaşlar. Nick Fury'nin defans özellikleri biraz daha iyi gibi duruyor. Tabi geldiği zaman yine göreceğiz. Yani ilerleyen zamanlarda belki 1-2 ay sonra ittifak savaşlarında defansta çokça göreceğiniz bir hero olabilir arkadaşlar. Nick Fury özellikle engellenemez olması ve tabii ikinci defa sağlık doldurması, serseme karşı bağışıklı olması vesaire falan arkadaşlar. Yani güzel bir karaya denk gelirse eğer Nick Fury yine Kork gibi, Tink gibi arkadaşlar kaliteli bir hero. Belki onlar kadar yüksek olmasa da defansta dediğim gibi bolca görebileceğimiz kaliteli bir hero olmasını bekliyorum arkadaşlar Nick Fury'nin. Ve tabii ki bir yandan da 6. saniyenin hazırlıkları devam ediyor. Çarşamba günü yani 3 gün sonra bizlerle birlikte olacak. Ben de 3597 kredi kasmışım arkadaşlar. O zamana kadar bir 4000-4500 kredi kasarsam güzel olur. En azından 6. sahneyi bir tur doğası arkadaşlar atarız. Ve tabii yüzlediğimiz zaman çok güzel ödülleri var. Yani şöyle söyledim, çok neden kastım. 6. sahnenin birinci bölümü olarak, tabii ki 6. sahnenin tamamı bittiği zaman daha başka enfes ödüller gelir. Yani birinci bölüm olarak ödüller fena sayılmaz. Sizde durumlar nasıl arkadaşlar? 6. sahne hazırlıkları var mı? Yoksa henüz daha 4. sahneyi veya 5. sahnede miyiz? Tabii özellikle 4 ve 5'in 4'ün sonu ve 5. sahne arkadaşlar çok stok, çok kredi isteyecek. Gerçekten hem yollar çok uzun hem karolar bol actionlı. Tabi artık 6. sahnede neler olacak? Ufaktan bir fikrimiz olsa da geldiği zaman göreceğiz arkadaşlar. İnşallah onların da yayınını yapacağız. Ve Corvus Glaive arkadaşlar. İnanılmaz bir hero. Yani kesinlikle oyunun en iyisi. Dört yıldızıyla bile arkadaşlar İttifak Savaşı'nda her yeri neredeyse geçebiliyorsunuz. Biz K7 ağırlıklıyız arkadaşlar. Birçok ittifara kesinlikle tavsiye ediyorum. Yani K7 oynayın. En azından deneyin. Ücretsizken deneyin. Tabi artık 4. haftası gelecek artık. Bilmiyorum bir kere daha ücretsiz verirler mi? Ama ücretli olsa bile mutlaka bir deneyin arkadaşlar. Girin bir bakın. Tavsiye ederim. Yani Türk İttifaklarının artık kendisini geliştirmesi lazım diyeceğim ama gerçekten çok yazık arkadaşlar. Yani Türk İttifakları yani Türk oyuncularına bir kere disiplin yok arkadaşlar. Çok disiplinsiziz. E tabi böyle olunca da patates olmamız çok normal arkadaşlar. Yani ne bir düzen var,
Bireysel olarak bahsediyorum tabii ki. Herkes böyle değil. Ama benim gördüklerimin çoğunun arkadaşlar ne yazık ki böyle. Yani full K7 oynayan ittifak buluyorsunuz. Savaşa girmiyorsunuz. Savaşın ortasında bırakıp gitmeler var. Tabii burada isim verip ifşa etmek istemiyorum ama çok büyük terbiyesizlik yapanlar da var. İttifa gelmek için böyle ağlayıp sızlayanlar oluyor arkadaşlar. İttifa geliyor, yarıda çıkıyor falan. Tabii bunlar karakterle alakalı ya da karaktersizlikle alakalı diyeyim yani böyle şeyler. Yazık yani arkadaşlar. Ondan sonra bizim Türkler niye gelişiyor? Bir de biz sürekli kendi içimizde birbirimizi çekiştiriyoruz arkadaşlar. Ya falanca şöyle yapmış. Hadi buna yüklenelim de aşağı çekelim. Ya şu şöyle yapmış. Hadi bu sefer de buna giydirelim. Ya bu tuhaf tavırlardan kurtulamadığımız sürece yani sen beni aşağı çekersin, ben seni aşağı çekerim mantığı oluyor. Biz aşağı indik mi arkadaşlar? Sonra kardeşim bu yabancılar neden böyle yukarıda muhabbeti olur. Ve tabi bizim bir yabancı böyle sempatizanlığımız olduğu için arkadaşlar onlar gözlere daha sempatikliyken bizim içimizde olan kardeşlerimiz bize daha itici geliyor nedense. Bu da ayrı bir yazık, ayrı bir ayıp tarafı arkadaşlar. Yani işiniz arkadaşlar. Allah yardımcımız olsun. Ben seri kasmaya devam ediyorum arkadaşlar. Bu akşam sonucu belli olacak inşallah. Artık bekleyip göreceğiz. Size durumlar nasıl arkadaşlar? Durumları videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Bana destek olmak için de videoları beğenmeyi ihmal etmeyin. Bizim YouTube kanalımız dışında bir de Instagram'da sayfamız var. Oradan da takip edebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese iyi oyunlar.